Gençler merhaba, 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Bakın bitkilerde soymuk borularındaki basınç akış teorisinden bahsedeceğimiz konuya geldik. Yani soymuk borularında besinler nasıl taşınır mantığı var. Bakın basınç akış teorisi ne taşınıyormuş? Besin. Su ve mineral taşınmasını hatırlayın. Orada koezyon, adezyon, kök basıncı vardı. Burada besin taşınacak. Başrol oyuncusu tabii ki fulemler olacak ve yardımcı hücreler olan arkadaş hücreler olacak. Bunlar aklınızda bulunması gereken en temel bilgiler. Şimdi mantığımız şu arkadaşlar. Bir kaynak hücremiz var arkadaş hücreleriyle bağlantılı. Bir de havuz hücrelerimiz var arkadaş hücreleriyle bağlantılı. Kaynak üretecek, havuz depolayacak. Peki kaynaktan havuza bu besinler nasıl gidecek? Şimdi bakın normal şartlarda burada dedim ki bir arkadaş hücresi var. Şurada bir arkadaş hücresi var. Hocam gel bunu bir sınav sorusu haline getirelim ve bir sıralama sorusu yapalım. 1. Kaynaktan arkadaşlar arkadaş hücreleri aracılığıyla flüeme besin geçişi olur. Burada glikoz, sükroz gibi maddeler geçer. Hadi bu besinleri geçirdik diyelim flüemin içerisine. Peki bir yerde arkadaşlar besin maddesi artarsa yoğunluk ne olur? Artar. Ozmotik basınç artar. Dolayısıyla kısilemden flüeme doğru ne geçer arkadaşlar? Su. Su geçti. Burada bir hidrostatik basınç oluştu. O hidrostatik basınç sayesinde besinler aşağı doğru hareket eder. Peki aşağı doğru hareket eder. Nereye geldim hocam? Havuz hücrelerinin dibine. Arkadaş hücreleri aracılığıyla bu sefer besinler havuz hücrelerine geçer. O zaman havuz hücrelerine geçtikten sonra buradaki yoğunluk ve ozmotik basınç azalır. Su tekrar nereye döner arkadaşlar? Kısileme. İşte bakın bu kadar basit. Hiç öyle gözünüzde büyütmeyin. Besini aldın, flüeme attın. Yoğunluk ozmotik basınç arttı. Su geldi. Hidrostatik basınç oluştu. Besin kaynaktan havuzun içine girmiş oldu. Havuza girdiği zaman flüemde yoğunluk azalacak, ozmotik basınç azalacak. Su tekrar kısileme dönecek. Yani bu döngü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Peki hadi gel bunu soruyla taçlandıralım. Organik madde taşınması sürecinde olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir? Şimdi bu soruyu çözerken hata yapmamak için şunu yap. Bak flüem, kısilem. Şurada kaynak ve arkadaş. Şurada da havuz ve arkadaş olsun. Peki hocam soymuk borularında ozmotik basıncı arttırabilmen için oraya bir besin geçişi olması lazım. Bak kaynak hücrelerinden soymuk borularına besin geçişi oldu. Ve besin geçişinden dolayı soymuk borularında ozmotik basınç arttı. Sonra burada kısilemden flüeme doğru ne geçecek? Su geçecek. Doğru mu? Hidrostatik basınç oluşacak, besinler aşağı doğru hareket edecek. Soymuk borularından havuz hücrelerine besin geçecek. Ve arkadaşlar bakın soymuk borularından odun boruları tekrar eski yerine dönecek. Bakın soymuk borularından su odun borularına tekrar dönecek. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 2, 1, 3, 4, C seçeneği. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.